Birazdan seminerim başlayacak. Sunum görselleri falan her şey tamam. Hiçbir eksiklik yok. Merak etme. Seminerden sonra da bir anda yalnız katılımcılarla sohbet var. Biliyorum sen çok öyle haz etmezsin ama yapacak bir şey yok. Lazım yani. Zaten sonra da ara. Tamam. O arada seni severiz biraz. Ya ama yapma şöyle ya. Vallahi dikkatimi dağıtıyorsun. Belki saçını da dağıtırım bir ara. Ne zaman? Nasıl? Ne zaman? Bakacağız. Başka? Bir de şey vardı. Ahmet Beyler Bey. Ne yapıyorum ben yine? Kendim başıma burada tırım tırım adamın peşinde koşuyorum ya. Defne. Ha? Geldim geldim. Efendim? Ne güzel konuşuyorsun öyle insanlarla. Net, nazik. Kırmadan derdini anlatıyorsun. Senin de kendi yöntemlerin var, haksızlık etme. Ne ilginç. Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Her gün senden ben bir şey öğreniyorum. Mesele aslında bu değil mi? Yani birbirimizi beslemek, yani karşılıklı. Aslında bu kadar basit. Anlaştık. Ben de işim bittiyse benim otele gitmem lazım. Benim seninle işim bitmez. Bunu biliyorsun. Şimdilik yine o zaman. Akşam yemekli bir toplantı vardı. Hangi otelde kalıyoruz demiştim? Otel. Güzel. Akşam biz de oradayız zaten. Aa nasıl? Burada mı kalacaksınız? Öyleymiş yani. Sinan Bey öyle uygun görmüş. Bir şey mi oldu? O kadar uzun süre korktum ki. Yalanlardan, sırlardan. Mesela böyle bir haber aldığım zaman içim karmakarışık oluyor. Senin yanında olmak istiyorum ama yani hep sakladığım bir şey var diye hiçbir şeyi doya doya yaşayamadım. Şimdi. Şimdi bizim zamanımız. Evet. Efendim Pamir Bey. Evet biliyorum. Akşam geliyorum tamam. Toplantı. Bu kadar olandan sonra sen bu herifle yüz yüze mi bakacaksın? Sonuçta iş mecburum. Gerçi sabahtan beri de bakıyorum suratına. Hoş içimden hiç gelmiyor mu? Neyse canım bırak şimdi. Bence zamanı. İyi o zaman bence sen beklemeye devam et. Peki. Tabii tabii. Yarın ilk toplantım sizinle zaten. Bir bakmam lazım ona. Aha. Bir bakayım mı ben? Tamam bir bakayım. Tabii tabii. Tabii. Aha. O da gelecek zaten. Tamamdır. Ben bir bakayım döneyim size olur mu? Tamam teşekkürler. Sinan bir dur be bir dur.
Seda. İyi. Nasıl koşa koşa gidesin var? Koşa koşa yanına gidesin var. Dur şimdi akıllı ol kızım ya. Şimdi adamdan önce odaya gidip orada mı bekleyeyim? Dur iki dakikacık daha burada bekleyeyim. Rahatlamışsın. Bu olayları falan. Hayırlı işler. Ya 1503'e davetliyim de. Biliyorum, biliyorum. Nasıl? Bilirim ben. Ya çok özür dilerim. Ben kendi odam sevince. Özür dilerim gerçekten. Yok canım. Olur öyle şeyler. Ne yapalım? Sen nasıl kestin ki elini? Ya işte düşünce kalkarken herhalde çizildi. Acımıyor değil mi? Yok yok. Acımıyor. Ay. Valla dur dur zaman geçmiyor ya. Gideyim artık ne olacak? Tamam yeter bu kadar beklediğim ne yani gideyim. Ya şimdi benden önce gitti bekliyorsa ben de gitmiyorum naz yapar gibi. Aman. Sonuçta kız evi naz evi olur yani. Ben de 3 dakika daha bekleyeyim evet. 3 dakika iyi. Ay. Aa. Pamir Bey. Rahatsız mı ediyorum? Yok. Ne bileyim sanki bir gerildin gibi geldi de. Yok yok gergin değilim. Şu Bora Beylerle konuştuğumuz iş modeli. Değil mi ya? Çok iyi teklifti. Üstüne diyorum biraz çalışsak mı? Çünkü yarın cevap vermemiz lazım malum. Tabii konuşalım da. Benim 1503'te şeyim vardı. Toplantım. Hı. Anladım. Tamam. Sana iyi toplantılar o zaman. Tamam. Görüşürüz. ...503 mü? Vay, Bodvil ha? Desene ortalık karışacak. E hadi biraz eğlenelim o zaman. Pardon. Pardon, pardon. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Tamam. İyiyim, gayet iyiyim. Geçmiş olsun tekrar. Özür dilerim, gerçekten. Önemli değil. Ben de gideyim artık bir odamı bulayım. Tamam. Pamir. Ne oluyor? İyi akşamlar Sinan Bey. İyi akşamlar Seda Hanım. Merhaba Defne Hanım, menemen yediniz mi? Yedim, yedim. Ne güzel kokuyor ya, ne var bunda? Vallahi bir sürü bir şey var. 1503'e götürüyorum. Ha. Şey yapalım, ben götüreyim. Ciddi misin? Tabii tabii, çok eminim. İyi, peki. Tamam, hadi görüşürüz, sağ ol. Görüşmek üzere. Şey, benim yüzümden oldu sanırım. Çünkü ben şey dedim Ömer'e, 1503 dedim. Onun adı numarasını. Benim 1502, o benim bir yanımda kalıyor şeyde. Ama birmiş, 1501. 1501, değil mi? Ben gideyim Defne'ye söyleyeyim de.
Kız bari doğru odayı bulsun. Voila! Bonjour mu? Defne, açar mısın kapıyı? Açamam. Rezil oldum ya. Yerin 7 kat dibine girmek istiyorum ben şu an. Yok, böyle olmayacak. Ben istifa edeceğim. Defne, abartacak bir şey yok. Ama abarttın ya. Şu kapıyı açar mısın lütfen? Abartmıyorum, açmayacağım. Bana ne biçim bakıyorlardı ya? O surat ifadesi gözlerinin önden gitmeyecek. Ya Defne bak, saçma sapan bir şey için şimdi güzelim gecemizi mahvedeceğiz. Açar mısın kapıyı lütfen, rica ediyorum. Açmayacağım. Ben şu an bileklerimi Jülyen doğramak istiyorum. Uyuyacağım ben. Biz teklifinizi değerlendirdik. Pamir Bey'le konuşursunuz. Tabii, arayacak zaten o sizi. Tamam. İyi günler, görüşürüz. Çıkıyoruz biz. Akşam evde görüşelim mi? Rüzgar çalınmadı, alayım geleyim dedim artık. Ya Ömer, bir şey diyeceğim. Ben bu kapıyı bir türlü ısınamadım ya. Hiç, yani hiç seni yansıtmıyor. Kırmızı kapıyı özledim ben. Değiştirsek mi, boyasak mı kapıyı? Geçiyor mu? Defneciğim, bu ne tatlı tesadüf. Çok sevindim seni gördüğüme. Nasılsın? Maşallah iyi gözüküyorsun. Sen meşgulsün herhalde, neyse. Defne. Defne. Ömercan şimdi değil. Basıp gittin yine, dinlemeden. Ne yapayım, rahatsız etmek istemedim. Misafirim vardı sonuçta. Bak Ömer, tamam. Neriman Hanım senin yengen olabilir. Yani o senin tercihin. Yüzünü görmek istersin, istemezsin. Ama bana yaptıklarını biliyorsun. Yani ben... Defne, yani ben yengemle konuştum çünkü... bir daha seni üzmeyeceğinden emin olmam lazım. Ya. Sen öyle kızmak için. Yani öyle kızıp gidecek bir şey yoktu. Ne bileyim canım, ben öyle bir anda karşımda görünce. Bir de almışım gelmişim rüzgar çalma falan, o kadar. Daha orada dur.
Sen ne güzel geldin öyle çanlarla falan. Hep sen mi şaşıracaksın? Ne anlama geldiğini biliyorsun yani. Sence? Fazla mı cesuruz bugün? Olmamak için bir sebebimiz var mı? Haklısın Defne. Yani çok zaman kaybettik. Birbirimizin yanında olmak varken saçma sapan işlerle uğraştık. Zaman hiçbir şeydir sinyor. Şahane bir an yaşayana kadar. Neler diyorsun sen? Var bizde de bir şeyler demek ki. Defne. Merhaba. Toplantımız mı vardı? Beklettin mi seni? Yok. Ben öylesine bir uğrayayım dedim. Ha bu arada ben bunu biraz yükselttim ama isterseniz düşürebilirim. Ha yok yok. Sorun yok. Dün akşamki jestiniz için teşekkür ederim. Yani çok ince bir hareketti. Teşekkür et diye yapmadım. Biliyorum. Yine de teşekkürler. Bazen güzel şeylerden bahsetmeyi unutuyoruz galiba. İyi giden şeyler de üzerinde durulmayı hak ediyor bence. Son zamanlarda bunu sık sık kendime hatırlatmaya başladım. Mantıklı. Bu arada ben gelmişken günlük raporları da ileteyim size de. Malum fuar falan çok iş birikti. Tabii tabii. Geçenlerde aldığımız büyük sipariş vardı ya. Hani 3 ayrı depoyla iletişime geçmiştik bunun için. Evet. Hiçbir sorun yok. Ürünler hemen elimizde olacak. Güzel. Sinan bana bir anlat ya. Benim kafam yandı da. Yani bu adam hala niye burada? Bana bir açıklasana. Oh Ömer, Pamir bu. Bilmiyor musun? Bilmiyorum ben. Bir şey bilmiyorum. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Hadi o kabul etti. Biz niye iş yapıyoruz onunla? Ya abi tanımıyor musun adamı ya? Tanıyoruz. Benim tanıdığım Pamir, Neriman yengemin tuttuğu adam. Ne için tuttuğu daha şeker? Hatırlatayım mı? Ya Ömer tamam. Bir Pamir bu ya. Her zaman işin eğlencesindeydi biliyorsun. Evet. Bu sefer tabii biraz ters oldu. Sinan, ben bu adama güvenmiyorum. O yüzden çalışmak da istemiyorum. Anladın mı? Yani görmek dahi istemiyorum. Okey. Her şeye katılıyorum dediğin. Tamam, hepsine okey. Şöyle düşünür müsün? Hiç değil. Sadece Pamir'den mi ibaret? Başında Seda var, Pamir yok. Tamam mı? Ayrıca ne bileyim yani bizim iş etkinliğimize çok yarayacak bir şey. Şaka maka adamların kitlesi bayağı iyi biliyorsun. Biz oturalım, ne işimize geliyor ne gelmiyor onu konuşalım, uzlaşmaya falan bakalım. Sinan sen hala ne anlatıyorsun ya? Bilmiyorum abi ne diyorum. Tam bilmiyorum. Ömer. Fevri davranma. Bir düşün. Lütfen. Rica ediyorum. Keçilik etme. Benim için. Tamam, niye istediğini biliyorsun. Tamam mı kardeşim? Nerede benim Defne? Bugün ürünlerin gelmesi lazım. Arkadaşları da arattıracağım. Gerçi bir sorun çıkmaz ama yine de bir şey olursa ben size haberdar ederim. Anlaştık. Pardon.
Gün bir başlayamadı benim için. Yüzünü görmedim ya. Defne için varsa sen git. Ha yok, şu bitsin de. Yok yok, gerek yok, git. İyi. Pamir Bey, bir şey mi oldu? Yani tabii benim haddime değil sonuçta, konuşmak istemezseniz eğer, anlatmak isterseniz. İstemiyorum Defne. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Anladım. Yine de konuşmak falan isterseniz ben buralardayım. Görüşürüz. Diyeceğim. Sence Pamir Bey nasıl bir insan? Ben ondan böyle çok epey bir elektrik alıyorum da. Ay Derya, istersen aşk hayatımızı konuşmayalım seninle. Çünkü ben seni anlamıyorum. Ay nesini anlamıyorsun Defne? Ve sen de böyle ruhsuz bir şey oldun çıktın iyice gerçekten. He öyle oğlum. Hiç de tadın yok yani. Bugün seninle hiç konuşulmuyor. Ha evet evet. Ben işin başına dönüyorum o zaman. Ha tamam oldu, hadi görüşürüz o zaman. Güzel sevgilim benim. Nasıl özlemişim. Bu kadar çabuk mu? Sen özlemedin galiba. O yüzden sabahları depar atarak işe geliyorum. Sen ne güzel uyanmışsın benim. İnsanın böyle uyanmak için güzel bir sebebi olunca. Bak bak, laflara bak. Akşam bir şey yapalım mı? Yani işten sonra. Yapalım, yapalım. Ne istersin? Ben sana geleyim. Sen bana yemek yap. Özledim çünkü. Olur, tamam. Ne yapacaksın? Ne istersen. Oh mis. Ay şimdi ben bütün gün bunu düşünürüm ya. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi git. Hadi şimdi başına gidiyorum.